Borsada bugünkü yükseliş hareketinin devam etmesini beklemiyorum dedi Mehmet Taylan. Muzam karşılıklara faiz ödenmesi durumunda banka karları olumlu etkilenecektir dedi Özlem Bayraktar Gökşen. İlk bölümde konuklarımızın öne çıkan cümlelerini ekranlarınıza getirdik. Şimdi ALB Menkul Değerler zamanı Enver Erkan olacak karşımızda. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Çok teşekkürler. Borsadaki bugünkü yükselişin devamını bekler misin? Net soru, artık seçim atmosferine de girdik sayılır. Günler kaldı, çok az bir zaman kaldı. Onu da unutmamak kaydı şartıyla sana soruyorum, ne dersin? Şimdi BIST 100 bugün yurt dışı piyasalarına paralel olarak olumlu bir seyir içerisindeydi. Özellikle Merkez Bankası tutanaklarından sonra bankalar öncülüğünde yukarı hareket hızlandı. Merkez Bankası normalde bankalara zorunlu karşılıklar için faiz ödemiyor. Fakat bugünkü tutanaklarda bu faiz ödenebileceği sinyalinin verilmesi özellikle banka hisselerine çok olumlu yansıdı ve BIST 100'de de yukarı yönlü hareketin hızlandığını gördük. 64.500 üzerinde bir seyir söz konusu şu anda. 64.500 seviyesi üzerinde tutunursa 65.500'e doğru bir hareketlenme yine görebiliriz. Ancak 64.500'ün negatif seyir oluşması durumunda, kırılması durumunda 63.700'e doğru BIST 100'de bir geri çekilme görülebilir. Tabii seçim haftası olması nedeniyle içeride riskler söz konusu ve piyasada da hacim yeterli değil şu anda. Bu nedenden dolayı BIST 100'deki hareketlere çok da güvenilmiyor şu anda. Bu nedenden dolayı yukarı hareketler şimdilik söz konusu olsa da aşağı yönlü riskler BIST 100'de seçim haftası boyunca devam edecektir. Peki Enver, bir de dolar TL'ye bakalım. 2.21.60 civarlarındayız. 2.22'nin altındayız dolar TL'de. Kur da bugün Borsa İstanbul yukarı giderken, faiz aşağı gelirken kur da aşağı geldi. O bildiğimiz güzel denklem bugün hani gerçekleşti gibi görünüyor. Kurda 2.20'lerin altı mesela önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var mı? Şimdi kurda 2.25-2.21 bantları arasında bir sıkışma olduğunu vurguluyoruz ne zamandır. Şimdi de bu aralığın alt bandı olan 2.21'e yakınlaşmış durumdayız. Tabii bugün yurt içi piyasadaki olumlu seyir kura da aşağı yönlü olarak yansıdı ve gevşeme eğilimi gördük güçlü Amerikan verilerine rağmen. Burada 2.21.60 şu anda test ediliyor. Kurda yine yukarı yönlü riskler 2.21 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece devam edecektir. Gün içi hareket 2.22.40 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde hedeflenebilir. 2.21.60 seviyesinin bir ihtimal kırılması durumunda 2.20.50 seviyesine doğru bir seyir görebiliriz. Yarın Amerika'daki veri akışı bu bakımdan önemli görünüyor. Dayanıklı tüketim malı siparişleri açıklanacak ve burada güçlü bir Amerikan verisinin kurda yine yukarı yönlü harekete yol açabileceğini ve 2.22 seviyesinin üzerine doğru bir hareketlenme görebileceğimizi düşünüyoruz. Enver, bir de Euro dolara bakalım. 1.38.20 seviyelerindeyiz. Günün içerisinde aslında Draghi'nin açıklamalarıyla 1.37.50 seviyelerine kadar düştü. Akşam saatlerine Draghi konuştu ama ardından şu an toparlamış görünüyor. Yeniden 1.38'in üzerine çıktı. Ya oldukça hareketliydi bugün Euro dolar paritesi, ne dersin? Bugün hem veri akışı hem de Draghi konuşmaları nedeniyle Euro dolar paritesinde aşağı yukarı volatilite çok yüksekti. Bugün Euro bölgesinden gelen Almanya IFO verileri beklenti altında kalmasıyla beraber bir aşağı hareket söz konusu olmuştu. Amerika'dan gelen güçlü tüketici güveni ve ev satışları verileriyle bu aşağı hareketlenme hızlandı ve akşam saatlerinde de Draghi'nin konuşmasıyla beraber yeniden bir aşağı hareketlenme 1.37.50 seviyelerine doğru bir hareketlenme söz konusu oldu. Draghi öncelikle faiz oranlarının mevcut seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalacağını vurguladı. Aynı zamanda enflasyonda aşağı yönlü riskler görüldüğü takdirde her türlü önlemi almaya hazır olduklarını belirtti. Bununla beraber konuşmasının ilerleyen bölümlerde deflasyon riski görmediğini belirtmesi paritenin tekrar yukarı yönlü toparlamasına neden oldu. Ve burada da 1.38.20 üzerinde tutununca parite 1.38.50'ye doğru bir tepki verdiğini gördük. Mevcut durumda 1.38.20 üzerinde parite nispeten güçlü kalmaya devam edecektir. Bu durumda 1.38.50 seviyesi hedeflenebilir görünüyor. 1.38.20'nin aşağı yönlü kırılması durumunda ise tekrardan 1.37.75 seviyesi hedeflenebilir. Yarın hem Euro bölgesinden hem de Amerika'dan önemli bir veri akışı var. Almanya'da tüketici güveni verisini, Amerika'da ise dayanıklı tüketim malı siparişleri verisini takip edeceğiz. Ender, son olarak altına bakalım. Aslında dün seninle konuştuğumuz bu saatlerde de 1.310 civarındaydı. Gün içerisinde hareketlerden sonra yine aynı noktadayız. 1.311-1.310 altının onsundaki hareket böyle devam ediyor. Ne bekleriz yarına dair?
Şimdi bugün 1300-1305 bandı test edildi. 1305 seviyesinden altına tekrardan yukarı döndüğünü görüyoruz. Mevcut küresel riskler devam ediyor. Özellikle bugün Obama'nın konuşmasında Rusya'ya rest çekmesi altında bir güvenli varlık fiyatlamasının her zaman olabileceğini gösteriyor. Bu nedenden dolayı 1305 bandı şu anda aşağı yönlü kırılmıyor. Bu seviyeden alımlar geliyor. Son fiyat hareketleri 1310 seviyesinde bir ara destek oluşturmuş durumda. Altın bu seviyeden destek almaya devam ettiği sürece 1320 dolar seviyesini hedefleyebilir. Aşağıda 1305 seviyesinin kırılmasını bekleyeceğiz. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi için bu durumda da 1290 seviyesi hedeflenebilir görünüyor. Enver Arkan, çok teşekkürler. ALB Menkul Değerler Analisti bizlere piyasaları yorumladı. Ben @bloombergt değil de